Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İki haftadır Kur'an'daki bazı ayetlerle ilgili yorumları yapmaya çalıştık. Bir ayet daha var, onun üzerinden de bu imtihan kavramı çok fazla gündelik dilde kullandığımız Allah sürekli bizi imtihan ediyor, sürekli imtihan ediyor gibi bir algı var. Buna bazı benlikler de rahatsız bir şekilde tabii ki niye imtihan ediyor diye bir tepki veriyor. Doğal olarak ben de çok defa bu konuda hatırlatıyorum. Diyorum ki yani bizim günlük dilde kullandığımız anlamda bir imtihan yoktur. Allah bizi bazı şeylerle karşılaştırıyor ve Bediüzzaman'ın eserlerinde çokça rastladığımız bir kavram vardır. İşte bir yolcu vardır ve yolcu bir yol alır. Yol alırken yol ikiye ayrılır. Yani sürekli böyle bir şey vardır. Hep yol ikiye ayrılır. Hangisini kişi tercih edecek? Bu anlamda baktığımız zaman aslında hayatımız ya psikolojik benlik nazarıyla, sınırlı bir benlik algısıyla ve bu yaratılmış olan geçici alemi kalıcıymışçasına algılamak bakış açısıyla mı yaklaşacaksın, yoksa kendindeki sonsuz ve sınırsız özne bilinciyle, yani varlık bilinciyle, öz varlık, öz farkındalık bilinciyle mi bakacaksın? Bu aslında insanın iki farklı bakış açısını bir arada tutabilme yeteneğiyle yaratılmış olmasıyla ilgili bir şeydir. Yani insanoğlu bu iki bakış açısını algılayabilecek, bu iki bakış açısını sergileyebilecek, bu iki bakış açısıyla hayatı değerlendirebilecek bir imkana sahiptir. Aslında burada anlatılan şey budur. Yani sen hem sınırlıymış gibi, sınırlı bir varlıkmışçasına hayatı tanımlayabilirsin. Mesela diyebilirsin ki ömrümüz ne kadar kısa, hayat ne kadar çabuk geçiyor, şu dünya 3 günlük. İşte bir doğuyorsun, bir yaşıyorsun, sonra bir bakıyorsun hayatının sonuna gelmişsin. Veya işte kendimi kötü hissediyorum, kendimi yetersiz hissediyorum, kendimi dışlanmış hissediyorum. Veya işte şuna sahip olabildim ama şuna sahip olamadım. Veya şunu hak ediyorum ama böyle bir muameleyi de hak etmiyorum. Hak etmediğim bir muameleye niye maruz kalıyorum? Ve hak etmediğin muameleye maruz kalmandan dolayı da tırnak içinde o kendini kötü hissediyorsun. Bu nedir buraya kadar anlattığım şeyler? Aslında kişinin kendisini sınırlı benlik algısı üzerinden yorumlarsa, yani farz edelim ki ben sınırlı bir varlığım ve hem sınırlı, hem geçici, hem de aslında boş bir varlığım. Mesela insan niye hep bir şey olmak ister? Çünkü boştur, bir şey olmamış. Neden böyle bir şey var? Çünkü o sınırlı benlik, tırnak içinde söylüyorum, boş bir benliktir yani. Üretilmiş bir benliktir. Zihnimiz, hayal gücümüz, imajinasyon kabiliyetimiz tarafından oluşturulmuş bir şeydir. Bakın bu kötü bir şey değildir. Hani bu şuna benzer.
farz edelim ki sınırlı bir varlığım. Nasıl algılardım hayatı? Ama biz o farz edelim ki'yi unutuyoruz. Öyle olduğumuzu zannediyoruz. Yani farz edelim ki sınırlı bir varlığım cümlesindeki farz edelim ki kısmı unutuluyor ve ben sınırlı bir varlığım. Elimizde bu kalıyor. Tabii elinde bu kalınca başına da belayı almış oluyoruz. Başına büyük bir belayı sarmış oluyoruz. Büyük bir belanın ağına düşmüş oluyoruz. Ben sınırlı bir varlığım. Ondan sonra hikaye başlıyor. Değerliyim, değersizim, sevilen biriyim, sevilmeyen biriyim, önemli biriyim, önemsiz biriyim, anlaşılan biriyim, anlaşılmayan biriyim diye o farz edelim ki kısmını unutarak ben sınırlı bir varlığım. Buna dair bir hikaye dönmeye başlıyor. Ama farz edelim kısmı unutuluyor. Ve sen ben sınırlı bir varlığım, işte bir bedenim var, işte bir hayatım var, insanın hayatı da ne kadar ki çok sınırlı diye başlayıp ondan sonra o çerçevenin içinde kendini tanımlayan, kendini o çerçeveden ibaret zanneden ve onun bütün tuzaklarına açık hale gelen, onun bütün tuzaklarına kendini açan bir pozisyondasın. O yüzden şunu her zaman hatırlatıyoruz. Benlik algısının, mutluluk hikayesinin öbür tarafı mutsuzluk hikayesidir. Bu psikolojik benlik içinden baktığınızda ürettiğiniz her türlü mutluluk kendi içinde doğal olarak tıpkı bir paranın öbür yüzü gibi, bir para tek yüzlü olmaz, mutlaka öbür yüzü vardır. Paranın öbür yüzü gibi mutluluğun arkasını çevir mutsuzluktur. Mesela ben insanlara çok faydalı olmaya çalışıyorum, bundan dolayı çok mutluyum. Çevir yüzünü. İnsanlara artık faydalı olabilecek bir durumun olmadığında o zaman ne olacak? Mutsuz olacaksın. Hiçbir işe yaramıyorum ki diyeceksin. Ve o hiçbir işe tırnak içinde hiçbir işe yaramıyor oluşundan ne üreteceksin? Doğal olarak mutsuzluk üreteceksin. Ben seviliyorum senin mutluluk hikayense sevilmemek mutsuzluk hikayen olacak. Başarı mutluluk hikayense başarısızlık, mutsuzluk hikayen olacak. İnsanlara tırnak içinde söylüyorum, dokunabilmek, işte yok şifa vermek vesaire gibi mutluluk hikayelerin varsa ve insanları etkilemek, insanları geliştirmek, dönüştürmek, insanlara faydalı olmak üzerinden bir mutluluk hikayen varsa arkasını çevir. Bunları yapamadığın zaman mutsuz olacaksın. O zaman mutluluk bir tuzağa dönüşür. Bununla ilgili de güzel bir kitap var, öneririm. Mutluluk Tuzağı diye. Bunu bazı psikologlar fark etmişler. Yani sürekli böyle mutlu olmak, mutlu olmaya çalışma diyor. Biraz yumuşak davran diyor. Evet. O söylediklerinden mutluluk hikayelerine faydalı olmak vesaire güzel işler yapıldığında bunların kendimden olmadığını bildiğim vakit şükür haliyle hani, yapıldığı zaman aynı tuzağa düşürmez gibi görünüyor ama ne dersiniz? Aynı tuzağa şöyle düşürebilir. Bunu yapan kişi nedir? Bu önemli bir şey. Yani insanlara faydalı olmaya çalışabilirsin. Burada yanlış bir şey anlaşılmasın lütfen. Hani insanlara faydalı olmak kötü bir şeydir. İnsanlara destek olmak, yardımcı olmak kötü bir şeydir anlamında bir şey kastetmiyoruz. Buradaki kastettiğim şey şu soruyu soran benlik. Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Nasıl mutlu olabilirim? Şu an çok mutsuzum. Mutlu olmak için bir şeyler bulmalıyım veya
ne yaparsam mutlu olurum? Mesela bunlar çok güzel sorular gibi geliyor değil mi? Mesela ben size böyle bir konferans versem muhtemelen çok ilgiyle dinlerdiniz. Acaba ne anlatacak İsmail Bey? Mutluluğun yolu neymiş diye dikkat kesilebilirdiniz değil mi? Mesela biz niye mutlu olamıyoruz arkadaşlar? Çünkü diye başlardım. Güzel şeyler de söyleyebilirdim ama hepsi bir hikaye olmuş olurdu. Ve hepimiz bu hikayelere benliğimiz noktasında inanmaya çok hazırız. Mesela bugün ne var? Bir sürü mutluluk tellalları var değil mi? Hepimize böyle mutlu, bizi mutlu etmek için canla başla mücadele ediyorlar. Kimi daha dini literatürü kullanarak, işte insanlara bak yardım et, insanlara karşı fedakar ol. O zaman bir bakacaksın diyor mutlu olacaksın. Kötü bir şey de söylemiyor aslında. Fakat problem şu. Mutsuz olanın üzerinde durmuyor. Kim mutsuz? Bu niye mutsuz? Ve bu kim? Hani niye mutsuz önemli ama ondan daha önemli olan şey bu kim? Bu mutsuz olan kim? Mutsuz olup da mutlu olmak için bir arayışa giren kim? Bunu sorgulamadığımız müddetçe ne yaparsak yapalım bu sınırlı bir çerçeve içinde kalacaktır. Ve biz isterse dediğim gibi tırnak içinde söylüyorum çok iyi, hayırlı, sevap, faydalı, güzel şeyler yapın yine bir tuzağın içinde olacaksınız. Neden? Çünkü gerçek özne halen kayıp durumdadır. Biz gerçek halkayı bilinç olarak kaybetmişiz. Yani ben kimim sorusunun cevabı unutulmuş durumda. Kayıp halka budur. Bu kayıp halka bizim bilincimiz noktasında kayıp olduğu müddetçe hiçbir şey sağlam durmayacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili size birçok şey anlatabilirim. Mesela duyanlarınız belki vardır. Mesela Vehbi Koç'un bir kızı vardı. Suna Kıraç. Çok böyle hırslı, gayretli. Hatta onun bir kitabı var. Ömrümden uzun hayallerim var diye. Sonra Allah rahmet eylesin. Bir hastalığa yakalandı ve ömrünün son uzun, emin değilim, bir belki 5-6 senesini, belki daha fazlasını şeyde, yatakta ve bilinçsiz bir şekilde, tırnak içinde söylüyorum, bilinçsiz bir şekilde yaşadı. Şimdi bu ve bunun gibi aslında birçok hadise vardır. Mesela diyelim ki işte çoluk çocuğun vardır, torunların vardır falan, böyle bunlarla mutlusundur. Sonra bir deprem olur veya bazen bir trafik kazası olur veya bazen bir yangın olur. Veya tırnak içinde, illa böyle tırnak içinde trajik bir şey de olmayabilir. Sonuçta hanginizin 7 ceddi var şu anda arkadaşlar? Kendi kişisel olarak bir bakın. Mesela 7 ceddinizi sayabilir misiniz mesela? Hadi anneniz babanız yaşıyor olsa dedelerinizin çoğu vefat etmiştir. Hadi o vefat etmemiş olsa bir geriye gidin. Yok kimse. Deprem de olmamış belki. Belki savaş da olmamış. Neyse. Yani olsa da olmasa da hani biz bazen böyle ya savaş olmuş veya deprem olmuş veya şu olmuş diye sanki bunlar olmasa hayat çok rahat devam ediyor. Hiçbir sorun yokmuş gibi zannediyoruz. O yüzden yine bir alime sorarlar. İşte zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya böyle güçlü bir şekilde tutunuyor. Ne dersiniz dedikleri zaman o diyor ki ölüm değişmemiş, ölüm başkalaşmamış. İnsanın diyor, bakın dikkat edin. İnsanın aczi ve fakrı
ortadan kaybolmamış. Yani aslında ne demek istiyor? Birileri sizin gözünüzü boyuyor. Birileri insanlık çok gelişmiş, işte teknoloji çok gelişmiş, insanlar Mars'a gidiyor, bilim çok şey diye insanları yanıltıyor. Sanki ölüm yok. Sanki insanın aczi değişmemiş. Yani gücün var. Hatta böyle çok modern bilimciler şey yaparlar. Bilimi insanın güç kazanması ve tabiata hükmetmesi olarak algılarlar. Tabii yok, bir şey tabiata falan da hükmedebildiğin yok aslında. Böyle bir şey yok. Şu an en yüksek teknolojiler bile, hani en basit bir Amerika'da bir kasırga oluyor, büyük bir soğuk fırtına oluyor, tayfun oluyor. Herkes kapanıyor, bir şey yapamıyorsun. Yani büyük felaketleri de düşünmeyin zihninizde, dikkat edin. Eğer hayat psikolojik benliğimizin algıladığı çerçevedeyse, bak bir, ihtiyarlıyorsun, yaşlanıyorsun tırnak içinde. Ama kim yaşlanıyor? Bunu sizin ferasetinize bırakıyorum. Kim yaşlanıyor? Eğer bedensen sen yaşlanıyorsun. Yaşlanıyorsun. Hastalanıyorsun. Ve öleceksin. Bunları değiştirebiliyor. Değiştirebiliyor musun? Hayır, değiştiremiyorsun. Yakınlarınla ilgili bir bakıyorsun çocuğun birden hasta oluyor. Mesela ölümcül bir şey veya tedavisini bulamıyorsun veya hiç tespit edilemeyen veya tanımlanamayan bir virüs. Doktor çaresiz kalıyor. Hani verdik diyor ilacı ve yapacağımız başka bir şey yok diyor. Bekleyeceğiz diyor mesela. Ne var burada? Acizsin. İki, fakirsin. Yani hiçbir şeyin hakiki anlamda sahibi değilsin. Peki psikolojik benlik bunları hatırlıyor mu? Böyle bir algısı var mı? Yok. Olmadığı için de gafletin, cehaletin atmosferinde. Peki Allah ne yapıyor? Şu an ayeti hatırlamıyorum. Bakara suresi 154-155 olabilir. Sizi nefislerinizden, geçen ifade bu, Türkçe'ye çevirirken bazı şeyler anlam kaymasına uğruyor. Canlarınızdan diyor. Halbuki orada nefislerinizden, mallarınızdan, evlatlarınızdan, hoşunuza giden ticaretinizden yana eksiltmekle sizi karşılaştırıyoruz. Daha çok mealler buna imtihan ediyoruz diye geçer. Ben biraz burayı açmak istiyorum. Burada geçen kelime, yani en kök anlamı bir şeyin eskimesi ve yıpranması anlamına geliyor. Yani bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve bu şey sizin bir şeyinizi yıpratıyor. Eskitiyor. Onun yıpranmasına sebep oluyor. İşte Allah diyor ki biz nefsinizden, mallarınızdan, evlatlarınızdan, hoşunuza giden ticaretinizden eksiltmekle sizi yıpratıyoruz diyor aslında. Aslında sizi mi yıpratıyoruz? Yoksa şu an vereceğim manayı alırsak çok daha doğru anlamış olacağız. Biz sizde kalıcı olanla değişken olanı fark etmeniz için o değişken olanı eksilterek size neyin yıprandığını, neyin değiştiğini, neyin ortadan kalktığını göstermek istiyoruz. Yani Yaradan bize bir farkındalık kazandırmak için. Yani bizi o en başta bahsettiğim gafletimizden uyandırmak için bir şeyleri eksiltiyor. Ama neyi eksiltiyor?
değişken olanı eksiltiyor. Bakın, sizi eksiltmiyor. Gerçekte sizi eksiltmiyor ama siz kendinizi onlarla tanımladığınız için kendinizde bir eksilme hissediyorsunuz. Mesela düşünün, deprem gibi veya başka bir şey veya hiç deprem olmasın. Mesela biraz yaş alıyorsun, yaşlanmıyoruz, yaş alıyoruz. Bir şey eksiliyor değil mi arkadaşlar? Yani bir şey eksiliyor. İşte gençliğiniz, tazeliğiniz, canlılığınız, işte cildinizin ne diyelim berraklığı, neyse işte bir sürü tabir var. Bunlar eksiliyor değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz bunları. Peki bunu kendinizde bir eksilme olarak mı algılıyorsunuz? Kendinizin bir eksilmesi olarak mı tanımlıyorsunuz? İşte kutsal metin bize şunu hatırlatıyor. Ben seni kendini özdeşleştirdiğin ama gerçekte sen olmayan şeyleri eksilterek, yıpratarak, alarak seni bir farkındalığa çağırıyorum. Sabredenleri müjdele. Neyde sabretmek? Kalıcı olanda direnmek. Yani bendeki ben olmayan, bendeki ben olmayan her şey alınabilir. Buna bedenim de, biyolojik canlılığım da dahil olmak üzere. Bedenin, biyolojik canlılığın, malın, mülkün, sahip olduğunu zannettiğin her ne varsa, bunlar alınır. Bunların alınması, işte Allah bizi imtihan ediyor. Böyle oradan sıkıştırıyor, buradan sıkıştırıyor. Böyle sürekli işi gücü yok bizi böyle köşeye sıkıştırmanın, bizim tırnak içinde söylüyorum rahatımızı bozmanın derdinde sanki Allah. Sürekli öyle bir imtihan ediyor. Öyle bir Allah tasavvurumuz var. Yani Allah'ın insan olma sanki bir gıcıklığı var. Hani o eski Yunan mitolojisinde de ateşi tanrılardan çalan Promete var. Öyle bir algımız var. Yani bizim de Allah'ımız üç aşağı beş yukarı ona benziyor. Hep Allah'tan bir şeyleri kaçırmaya çalışıyoruz. Sahte bir ateşi kaçırmaya çalışıyoruz. Mesela Allah malıma mülküme zeval getirmesin. Hep kaçırmaya çalışıyorsun. Biraz da kafa dengi olup yani Allah'ı da ikna etmeye çalışıyorsun. O kadar da namaz da kılıyorsun. Ya Rabbi bizi gördüğümüzden eksik etme gibi hikayeler de üreterek sürekli Allah'tan böyle tatlı tatlı bir şeyler kaçırmaya çalışıyorsun. Ya sen neyin peşindesin? Bunu düşünmüyor musun yani? Bu nasıl bir şey yani? Sen nasıl bir hikayenin içine girmişsin? Kimden neyi kaçırıyorsun? Kaçırabilir misin? Böyle bir şey mümkün mü? Bugüne kadar kim kaçırmış? Böyle bir şey olabilir mi? Değil mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Ama bakın içimizde bir şey, hani ben yani 17-18 yaşlarındaydım herhalde. Böyle içimden şu gelmişti. Dedim İsmail dedim. Mesela farz edelim ki bir tane hap üretildi. Böyle bir buluş yapıldı. Ve o hapı içtin mi ölmüyorsun ve hastalanmıyorsun. Bu hapı içer misin? O zaman böyle kendi üzerimizde ufak ufak çalışmak, insan nedir, kendini ne olarak tanımlıyorsun, ölümsüz olan nedir, ölen nedir? Böyle bunlar üzerinde düşünürken böyle kendime böyle bir soru sordum. Ve kendime dedim ki hayır dedim, öyle bir hap olsa mesela, hani ömür boyu tırnak içinde bu dünya yaşamında, bu biyolojik hayatı yaşayacağım. Ama hakikati idrak etmemiş olacağım. Sonsuza kadar yaşayacağım, hiç de hastalanmayacağım. Siz bunlara kendi arzu ettiğiniz şeyleri de ekleyebilirsiniz. Ömür boyu sizi seven biri, sizi asla terk etmeyen biri, çok vefalı biri. İşte ne eklerseniz ekleyin, o size kalmış bir şey. Bu soruyu kendime sorduğumda dedim ki ben o hapı yutmam yani. Yutmamaya çalışırım. Çünkü
gerçek kendilik, gerçek varlık böyle bir şey değil diyebilmemiz gerekiyor. Anlatabildim mi? Bunu demiyorsak, diyemiyorsak henüz bir şey tarafından manipüle ediliyoruz. Yani şu anda mesela bize sorulsa, işte öleceksin, yani bu sohbet bitince öleceksin. Tamam, mesela bu sohbete devam edebilir miyim ben? Mesela veya içinizden biri bu sohbet bittiğinde ölecek, ona öyle bir ilham geldi diyelim. Bu sohbete devam edebilir mi? Aynı, ne güzel bak böyle bir sohbette bitince ilahi huzura gideceğiz diyebilir miyim? Bunu dememi engelleyen içeride bir hikaye dönüyor mu acaba? Hani işte şunu da yapacaktım, bunu yapacaktım ama şu hedefime, şu idealime ulaşamadım. Hani bakın bunu söylerken hani şu dünyadaki yaşamım böyle kötü, mutsuz, işte hastayım vesaire, bundan dolayı değil yani. Hiçbir hastalığım yok. Sonsuza kadar yaşayabilirim. Hiçbir problemim yok. Her şeyin tırnak içinde en kralına sahibim. Bu bir insan için bir ideal olabilir mi? Yani burada aslında korkulacak bir cennet cehennem durumu söz konusu ya. Yoksa ben buradaki her şeyi gördüm, basar edilir mi yani? Hiç öyle bir beklentim yok hayatımda. Hiç de öyle çok şaşalı bir hayat falan da yaşamıyorum yani. Gerekli yok zaten. Ama tamam, diyorum ki şaşalı bir hayat yaşasan hiçbir eksiğin yok. Yani benliğinin arzu ettiği her ne varsa sahipsin. Yok, ben kendime gitmek istedim. Yani bedensel sağlık, psikolojik istekler, arzular, her şey. Benim ölümden tamam. Korkum gerçekten cehennem varsa cehennemde yan bak, başka bir korkum yok ölümden. Tamam, bundan tamam. Bundan korkan kim? Bir bak bakalım. Cehennemden kim korkar? Yani korkan kim? Bir bakalım yani. Cehennemden gerçek varlığımız korkar mı? Bakın, bu korkuyu da gözlemlemeniz gerekir. Yani cehennemden korkan benlik nasıl bir benlik? Yani birinin onu cezalandıracağını düşünen bir benlik mi acaba? Buyurun. Peki hocam, insanın o psikolojik kısımdan belki benim o korkuya ihtiyacı var mıdır? Ben böyle bir soru olmuştum. Psikolojik düzlemdeki benlik tabii ki işte bir taraftan korkacak, bir taraftan ümit edecek. Bizim bahsettiğimiz şey bunun ötesindeki gerçek varlığımız. Yani arzunun ve korkunun ötesindeki bir şey. Bakın, arzu bir şeyin bizi tamamlayacağını, bir şeyin bizi tırnak içinde daha iyi kılacağını, işte daha mutlu, daha donanımlı, daha şu bu diye tanımladığımız bir şey bizde arzu oluşturur. Dolayısıyla aslında bir şeyi arzu etmek, o şeyin beni tamamlayacağını zannetme duygusudur. Bununla bağlantılı olarak gelir. Mesela insan sevilmeyi niye arzu eder? İnsan başarılı olmayı niye arzu eder? İnsan bir şeye sahip olmayı niye arzu eder? Çünkü onun, o arzu ettiği şeyin onu mutlu edeceğini zanneden bir benliği var. O yüzden arzu eder. Peki korku nedir? Korku bir şeyin seni eksilteceğini, seni bozacağını, seni yıpratacağını, seni yok edeceğini zannetmekten kaynaklanan bir şey. Ben zaten yok olabilecek bir varlıksam olayım zaten. Değil mi? Yani yok olucu bir varlıksam yok ol.
Yani zaten yoksun. Onun için diyorum korkana bakın. Korkan varlık barındırıyor mu, barındırmıyor mu? Eğer varlık barındırıyorsa varlığa bir şey olmaz. Varlık cehennemden de geçse hiçbir şey olmaz. Yine bir bilgenin ifadesiyle nar nuru yakmaz. Varlık nurdur. Yani o hiçbir şeyin etki edeceği, bozacağı, hasta edeceği, zarar vereceği bir şey değildir. Cehennemden de geçse bir şey olmaz ona. O yüzden sordum yani kim korkuyor? Varlık ise o korkmayacaktır. Sen varsın, varsan korkma. Eğer varlığını farkında olmadan sahte şeylerle tanımlıyorsan bırak o da cehennem tarafından temizlensin. Onun için hep söylüyorum, cehennem temizlik alanıdır. Bizi yine bir bilgenin ifadesiyle yokluk karanlıklarından temizliyor. Orijinal ifade şudur. Vücut alemini yani varlık alemini Adem zulümatından temizliyor. Yokluk karanlıklarından temizliyor. Aslında şu anda da benzer şekilde cehennemi bir anlamda yaşıyoruz. Mesela bir bakıyorsun bir şeyin eksiliyor. Ve sen ne hissediyorsun? Senin bir şeyin eksiliyor gibi hissediyorsun. Değil mi? Bir şey yok, korkmayın. Ne olacak? Varsa varlığınız bir şey olmaz ona. Bakın, insan kendi öz varlığını hatırlamadığı müddetçe bu bahsettiğimiz arzu eden ve korkan benlik üzerinden her şeyi algılayacaktır. Hep o arzu ve korkunun hikayesi üzerinden bir şey dönecektir. Bakın bugün cehennemi yaşıyoruz diyelim. Nasıl yaşıyoruz? Sevdiğin biri sevmiyor. Seven vefasızlık yapıyor. İşte biri seni önemsemiyor, küçümsüyor, dışlıyor. Sahip olduğunu düşündüğün bir şeyi elinden kaybediyorsun. Ne oluyor burada? Bir şeyler senden eksiltiliyor. Ama dikkat et, senden eksiltilen şey sen olan bir şey mi? Kendin zannettiğin bir şey mi? İşte cehennem kendin zannettiğin şeylerden seni temizleyecek. Mesela ben çok günahkarım diyorsun ya, işte o benlikten seni temizleyecek. Geriye ne kalacak? Geriye Allah'ın üflediği ruh kalacak. Senin gerçek varlığın kalacak. Hani bazen şey olur ya böyle eski 30-40 yıllık arabalar bir bakımdan geçirir, böyle süper bir araba olur. Ne yapıyor adam orada? Onun bozulmuş parçalarını atıyor. Daha sağlam şeylerle değiştiriyor, değil mi? Sen kimin huzuruna gidiyorsun? O yüzden arkadaşlar bugün bu cehennem korkusunu da bu anlamda doğru anlamak ve o korkuyla da yaşamamak gerekiyor. Bakın cehennem çok önemli bir fonksiyon içeren bir varlık alemidir. Yani o da bir varlık alemi. O da seni sen olmayandan ayırıyor. Bakın seni sen olduğunu zannettiğin ama sen olmayan şeylerden ayırıyor, temizliyor. Mesela diyelim ki bazı insanlar görürüz. Mesela boşanır, büyük bir acı yaşar. İşte kayıp duygusu, kandırılmışlık duygusu, kaybetmişlik duygusu, yetersizlik duygusu, bir sürü hikaye döner. Bunlar hepsi nedir? Seni mutsuz eder. Peki bunlar gerçek midir? Hayır, hepsi sahtedir. Aklın başındaysa biraz baksan
Bunların hepsinin sahte olduğunu görürsün. Ama bak, gerçek olduğunu zannettiğin için seni etkiliyor. Sen kendini boşanmış biri, işte 15 yılı boşa gitmiş biri, işte manipüle edilmiş biri, hayatının önemli bir kısmı boşa harcanmış biri, hikaye uzayabilir. Sen bunları gerçek kabul edersen, senin üzerinde gerçekmiş gibi yaşanır. Uyuduğunuzda, rüyanızda kendinizi şu veya bu görmüyor musunuz? Uyandığınızda yokmuş böyle bir şey demiyor musunuz? Benliklerin rüyasından çıkmadığınız müddetçe o benlikler sizde etkili olur. Ve siz şöyle dersiniz, ama ben öyle hissediyorum. Tabii ki öyle hissedeceksin. Çünkü bir illüzyonun içindesin. Çünkü kendini kendin olmayan bir şeyle karıştırıyorsun. Kendini kendin olmayan bir şey üzerinden tanımlıyorsun. Oradan dayak yiyorsun zaten sürekli. Oradan büyük bir baskı, büyük bir yük taşımış oluyorsun. O yüzden kutsal metin bizi biz olmayan şeyden ayırmak için bizi biz olduğumuz şeylerden eksilterek farkındalık kazandırmaya çalışıyor. İster buna bu anlamda imtihan deyin, ne derseniz deyin. O zaman kabul ederim imtihanlı olduğunu. Bu anlamda kabul ederseniz imtihan kavramına da bir şey demeyebilirim. Ama böyle sanki sürekli Allah böyle peşimizde, hani biraz bir mutlu oldun ya, Allah bir çakıyor sana böyle bir şey. İşte birini seviyorsun ya, hemen başına bir bela geliyor. O zaman diyor ki, bak çocuğu fazla sevmeyeceksin yoksa Allah alır. Yani Allah'ın işi gücü yok. Sürekli peşimizde, bak seni yani ne yaparım aklım almaz yani. Bir sürü şey yaparım ve aklına bile, hafsalana bile sığmaz bunlar. Ve sen sürekli benim bu tahakkümüm altındasın gibi bir algımız var. Allah sürekli bizi imtihan ediyor. Halbuki dediğimiz anlamda etmezse rububiyetini gerçekleştirmiş olmaz. İyi ki yapıyor. Ama bakın anladığımız anlamda, yoksa Allah böyle senin mutluluğunu, huzurunu kıskanan, sürekli böyle işleyen çarka çomak sokan bir Allah olarak algılıyorsan, buna da imtihan diyorsan, böyle bir imtihan yok arkadaşlar. Böyle bir imtihan dinde benim kanaatim, benim idrakime göre, benim Kur'an'dan anladığım manaya göre böyle bir imtihan yok. Ama sen kendini işte benliklerinle, işte ben şu olursa mutlu olurum, ben bu olursa mutlu olurum, ben şu olursa huzur bulurum diyorsan, ömrün imtihandan geçilmez. Çünkü sen sahte bir şey üzerine oturuyorsun. Ve bu alemin mahiyeti de seni sürekli rahatsız edecek. Tabiatı gereği öyle. Yani çok güzelsin, anladık, ama ihtiyarlayacaksın. Şimdi bu imtihan mı? Şimdi ben size sorayım yani. Basit bir şey üzerinden düşünelim. Bu imtihan mı? Yoksa bu Yaradan'ın bize verdiği bedenin tabii bir süreci mi? Şimdi eğer ben kendimi beden üzerinden tanımlarsam imtihan oluyor. Nerede kaldı güzelliği? İşte Filiz Akın'ın güzelliği nerede? Kadıncağız şimdi zor nefes alıyor vesaire. Bir kısım hastalıkları var. Diğer dünya güzelleri nerede? Gençliğimiz nerede? Eğer ben kendimi beden üzerinden tanımlıyorsam her gün, her dakika imtihan içindeyim. Her dakika yaşlanmaya doğru gidiyorum. Ama ben beden olmadığımı idrak ediyorsam, o zaman bedeni kendi doğal kaderine bırakırım, değil mi? O
doğarken ayrı bir niteliktedir. Çocuklukta, gençlikte, orta yaşta, ihtiyarlık zamanında kendine göre bir süreci vardır. Son kullanma tarihi bitince de güle güle deyip yola devam ediyorsun. O zaman imtihan kaldı mı? Kalmadı. Bir zamanlar duymuştum toplantılara katılmadan önce. Bir arkadaş çıkıp şey demiştim, balon bağlayacağız o zaman demiş. Oradan yola çıkarak bir şey soracağım. Normal hayatıma devam ederken güneş ve deniz olan bir yere taşınmak istiyorum. Yani ben ve mutluluk kelimelerini kullanmamak için bunu yapmayayım mı? Sonuçta içten gelen bir şey bu. Evet. Yani nasıl açıklayabiliriz ki? Şöyle açıklayabiliriz. O zaman ben... Eğer kendinizi güzel, kendinizi sınırlı bahsettiğimiz bir benlik olarak tanımlıyorsanız, kendinizi yani bedenden ve zihinden ibaret bir varlık olarak tanımlıyorsanız ve benim bu mutluluk hikayesinin sahte olduğunu kabul ederseniz, mala bağlamaktan başka bir çareniz kalmaz arkadaşlar. Bunu açıkça söylüyorum yani. Ya mala bağlayacaksınız ya da o mutluluk hikayelerine devam edeceksiniz. İsmail Bey iyi bir insandır ama işte yani onun dediği gibi de değil ama ara sıra da böyle biraz sohbetlerine gidip rahatlıyoruz. Olabilir yani, beni böyle bir enstrüman olarak kullanabilirsiniz. Bir mahsuru yok benim için, bir problem değil. Ben asıl şu noktaya aslında gelmek istiyorum. Diyorum ki mutluluk sizin doğanızdır. Mutluluk her birimizin varlığının öbür adıdır. Ama mutluluk, burada bahsettiğimiz mutluluk, şimdi bahsettiğimiz mutluluk bir duygu değildir. Biz mutluluğu psikolojik düzeyde bir duygu, işte böyle çok mutlu, gülüyor, eğleniyor, neşeli falan, bunu kastetmiyoruz. Mutluluk bir duygu değildir. Mutluluk bir nedene bağlı değildir. Hakiki anlamdaki mutluluk bir nedene bağlı değildir. Bir sınırı yoktur. Herhangi bir şey tarafından değiştirilemez. Ve bir duygu olmadığı için de herhangi bir şey ile bağlantı kurularak tanımlanamaz. Yani şu olunca mutlu olurum. İşte güzel bir deniz kıyısı, güneş falan, sakin. İşte böyle organik ürünler de yetiştiriyorum falan, mutlu. Kimseye de ihtiyacım yok. İlluminatilerden de uzak duruyorum. İşte onlardan da kendimi koruyorum falan. Böyle bir mutluluk değil. Kastettiğimiz mutluluk bizim öz varlığımızın bir diğer adıdır. Varlığın kendisinin doğal, vazgeçilmez bir vasfıdır. Tıpkı suyun ıslak olması gibi, tıpkı ışığın aydınlık olması gibi bizim öz varlığımız mutludur. O yüzden hakiki saadet imandadır denilmiştir. Yani bakın, iman Allah'a iman değil. İman aynı zamanda Allah'tan dolayı kendinize de doğru bir şekilde iman etmektir. Biz Allah'a iman ediyoruz ama kendimize imanımız yok. Sen nesin? Sen nesin? Kendine dair imanın ne? Sen nasıl bir varlık olarak kendini tanımlıyorsun? Şu olmazsa yapamam, bu olmazsa yapamam, şu olmazsa mutlu olamam diye mi kendini tanımlıyorsun? Sen böyle bir yerden kendini tanımlıyorsan Allah'a istediğin kadar iman et. Hiçbir işe yaramayacaktır. Tırnak içinde. Hiçbir anlamı da olmayacaktır. Allah orada, sen de burada. Sen de burada işte ya birinin sevgisi, ya bir şey yapayım da kendime ait bir şeye sahip olayım, ya bir başarı elde edeyim, ya kendimi birilerine ispat edeyim. Sen şimdi böyle bir şekilde kendine bakıyorsun. Senin kendine imanın yok aslında. Kendi gerçek varlığına imanın yok. Hepimizin bunu sorgulamasına ihtiyacı var. Bunu sorgulamadığımız zaman, o yüzden Allah bir yerde duruyor, sen bir yerde duruyorsun.
ve elinden gelse de ipini koparacaksın ama mecbursun öleceğin için. Öbür tarafı da varsa garanti etmeye çalışıyorsun. Yani en azından hani yanmayayım, fazla böyle hafif ateşte dahi yanmayayım. Ufak tefek böyle minnacık şeylerle kurtarayım paçayı diye böyle bir algın var. Ya sen nesin? Allah'a inanıyorsan Allah seni nasıl tanımlıyor? Allah sana ruhundan üflediğini söylüyor. Senin buna imanın var mı? Bunu gerçekten her birimizin kendimize sorması lazım. Allah sana ruhundan üflemiş. Buna imanın var mı? Böyle bir şeye dair bir tefekkürün var mı? Yoksa oturup kendinle ilgili düşündüğün zaman ne düşünüyorsun? Bir bakar mısın? Toprak o. Topraktan gelmiş. Toprağa gidiyoruz. Bak bakalım Kur'an öyle mi diyor? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Onun beşeri tarafını topraktan şekillendireceğim. Uygun bir kıvama geldiğinde de ruhumdan üfledim diyor. Sen ruhumdan üflediğinde orada değil miydin? Derler değil mi insana? Sen orada değil miydin? Allah seni böyle tanımlıyor. Sen neredeydin? Başka bir yerde miydin? Değildin. Allah her insana ruhundan üflemiş. Bir bak bakalım bak. Bu ayet bile aslında bizde ne kadar çok şeyi fark ettirebilecek bir ayet. Ama benlik ne diyor o ilk sohbetin başında bahsettiğimiz benlik? Benlik diyor ben hatırlamıyorum kusura bakma diyor. Ben oralarda değildim herhalde diyor. O orada değildi. Bakın o ondan eminim ben de eminim. O orada değildi. O bu dünyada şekillenmiş sahte bir benlik. Ama sen o değilsin. Evet. Yani buna konu koyacağımız isim önemli değil. Evet, bu Sufi gelenekte o Muhammedi Nur veya Muhammedi Ruh veya Hakikati Muhammedi olarak da tanımlanmış ama hani önemli olan isim değil. Bu şu demektir. Allah'ta, Allah'tan gelen sende ilahi bir şey var. Bunu anlamamız gerekiyor. Allah'tan sana gelmiş, yansımış ilahi bir şey var. Bu cehennemde yanmaz. Onun için rahat ol. Cehennemden korkmana gerek yok. Bırak sahte şeyler cehennemden korksun. Zaten onlara senin ihtiyacın yok. Bakın şuna emin olun. Cehennemi iyi bilseniz ve cehenneme ihtiyacınız olduğunu bilseniz siz diyeceksiniz ya Rabbi beni cehennem tezgahından bir geçir de bütün o gereksiz yükleri, sahte şeyleri bırakayım derdiniz yani. Anlatabildim mi? Bu nasıl ki bir hasta olan bir insanın tedavi görebileceği bir hastaneye gitmez mi? Hatta bugün doktorların kapısında beklemiyor muyuz? Randevu almaya çalışmıyor muyuz? Hepimiz cehennemden randevu alırdık. Cehennemi doğru bilsek ve ihtiyacımız olduğunu bilsek. Ha inşallah bu dünyadayken ihtiyacımız olmayacak bir hale geliriz. Bak zaten ihtiyacın olmadan geçsen o senin için bir şahitliğe döner. Değil mi? Yani mesela senin cehenneme ihtiyacın yoksa sen de cehennemden geçersin. Ama nar yani ateş nuru yakmadığı için bir şey olmaz. Sen onu tefekkür edersin. O alemi müşahede edersin. Şahitlik bilinci içinde oradan geçersin. Onun için de şehit olmamız gerekiyor. Aynen. Evet var mı sorusu olan arkadaş? Buyurun. İnanmayanın inanmayan tarafı gerçek değil arkadaşlar.
Tamam bak. İnanmıyorlar. İnanmayanın, inanmayan tarafı zaten sahte bir şey. İnanmayanın da Allah'tan üflenen bir ruh taşıyor mu, taşımıyor mu? Onu sorun kendinize. Taşıyor. Hayatlarını bu şekilde geçiriyorlar ya. Tamam, geçiriyor. Kim geçiriyor? O sahte bir şey zaten. Yani bakın çok uzağa gitmeyin. Bakıyorsunuz 70-80 yaşına gelmiş biri. İşte gençliğinde diyeyim ki eğlenmiş, işte şöhret olmuş, bir sürü şey olmuş. 80 yaşına gelmiş biri. Şimdi kalıyor mu o kişi? Ne kalıyor orada? Mesela 20 yaşındaki güzellik kraliçesi kalıyor mu? Veya işte bir idol kalıyor mu orada? Yok, kalmıyor. Şimdi bir insan Allah'a inanmadan bir ömür yaşıyor. Peygamber'e de inanmıyor. O kimse, bakın o kim ise, o cehennemden geçecek ve temizlenecek. Ama siz bunlarla çok teolojik tartışmalara girmeyin tavsiyem. Buna gerek yok. Siz sadece kendiniz üzerinde çalışın. Anlatabiliyor muyum? Kendiniz üzerinde çalışın. Mesela bazen demez miyiz mesela, diyelim ki birçok sahte benlik üzerinden bir ömür yaşarsın. İşte birinin aşkından ölürsün, öyle zannedersin. Ayrıldığında hayat sana çok berbat gelir. Sonra bir de bir farkındalık geçirirsin. Ya dersin, ben ne kadar saçmalamışım yani, değil mi dersin? Şimdi o saçmalayan nerede? Var mı? Bak gitmiş, değil mi? Ama o saçmalayan gitmediği müddetçe ne olur orada? Büyük bir acı, büyük bir depresyon, büyük bir mutsuzluk, büyük bir katılık, büyük bir öfke vesaire, bir sürü hikaye döner orada. Ama o sahte benlik gidince, ya ben ne saçmalıyormuşum dersin. Ve o gider yani. Dolayısıyla kafirin hakiki bir benliği yok ki kalsın. O gidecek zaten. O yüzden cehennem ebedidir denmiş. Yani bir şey bitinceye kadar cehennem devam eder. Ve o sahte benlik biter. Bitince geriye kalan kalmış olur. Geriye kafir kalmıyor. O yüzden hani kafir cehennemde tükeniyor. Kafir taraflar tükeniyor. Mümin taraf varsa kalıyor. O mümin taraf haktan gelen taraftır. O hiçbir zaman kafir olmamıştı ki. Ama bunun üzerinde çok fazla kafanızı yormayın. Sadece şuna dikkat edin. Hiçbir mutluluk hikayesine inanmayın. Gerçek mutluluğun kaynağı olan kendinize doğru yol alın. Mesela bizde bazen şey denir değil mi? Mesela halk arasında ben şu anlamda önemserim. Mesela nasılsın? İyiyim. Mesela bazıları şey yapar. Böyle yani ne iyiyim diyorsun, sahtekarlık yapıyorsun, aslında iyi değilsin. Ben oldum olası onu kendi dünyamda hep şey olarak algılamışım. Mesela biri bana iyi misin dediğinde diyorum ki öz varlığın itibariyle sana sorduğunu düşün ve ne cevap vermen gerekir? İyiyim tabii ki ya. En olumsuz bir olay dahi olsa biri bana nasılsın, iyiyim tabii ki. Aslında bu bize öz varlığımızı hatırlatan bir soru olmalı. İyi misin? Sen bir duracaksın, o sahte benliklerinle cevap vermeyeceksin. O sahte benlikler ya işte ne iyisi, iyi diyelim de iyi olalım değil yani. İyisin sen. Sen mutlusun, huzurlusun. Çünkü öz varlığın tam iyi ve mükemmel. Onu hatırlamaya bir vesile olsun. Onu hatırlamak için sana bir işaret, bir mesaj olsun. Biri sana iyisin, iyi misin dediğinde o ne anlamda sorarsa sorsun. Sen kendin bunu hangi düzeyde alıyorsun? Öz varlık düzeyinde al ve de ki iyiyim. Ve o sözün, cevabın sana öz varlığının iyiliğini hatırlatsın.
O zaman bu söz ve bu cevap senin için doğru bir yerden sana bir mesaj olmuş olacaktır. Ben tabii ki iyiyim. Biyolojik olarak hasta olsam da iyiyim. Sevdiğim bir insan vefat etmiş olsa da iyiyim. En sevdiğim insanlar vefasızlık yapsa da iyiyim. En hoşuma giden bir iş ters dönmüş olsa da iyiyim. Çünkü neden? Çünkü öz varlığımızdaki mutluluk ve iyilik hakikati asla değişmiyor. O yüzden işte o bahsettiğimiz Hazreti Peygamber'in hicret ederken ki mağarada Hazreti Ebubekir'e söylediği şey çok önemlidir. Allah bizimledir. Bu ne durumda? Bakın bunu ne durumdayken söylüyor? En zor durumdayken söylüyor. Ölümle tırnak içinde burun buruna olduğunda söylüyor. Ama biz onu da çarpıtıp şöyle anlıyoruz. Ya merak etme Ebubekir, bunlar bizi görmeyecek. Orada bir örümcek var, bir tane de güvercin var. Hayır, peygamber bunu demiyor ki. Allah da böyle ona demiyor zaten. Üzülme diyor, Allah bizimledir. Bak üzülen tarafı da gör ama üzülmeyecek olan tarafı da gör. Yani o kısacık ayette aslında insanın iki boyutuna da işaret ediyor. Bak bir taraf üzülebilir biraz. Yani işte ya bizi yakalarlarsa diye düşünebilir. Ama bak sen asıl olana bak. O zahiri ve geçici olan bir şey. Farz et ki o dönemin Mekkelileri Hazreti Peygamber'le Ebu Bekir'i buldular, yakaladılar ve öldürdüler. Peygamberi öldürmüş mü olacaklar? Bu çok kötü bir son mu olacak? Yok öyle bir şey. Allah bizimledir diyor. O yüzden ayet insanlar için çok büyük bir mesajdır. Hüzünlenme, üzülme, mahzun olma. Bu ne demektir? Bu şu demektir aynı zamanda. Sınırlı benlik bilinciyle bakarsan hayatta her zaman hüzünlenecek bir şey bulacaksın. Yine bir alimin ifadesiyle bu dünya bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur. Neden? Bunu da söyleyeyim. Yani niye bir üzüm yedirip 100 tokat vuruyor? Hangi perspektiften baktığında öyledir? Ya ben mesela gelmişim 55 yaşına, şimdi çocukluğumu, gençliğimi düşünsem ne kadar mahzun olurum. Yani biz ne günler yaşamıştık işte, şimdi yürürken bile biraz zorlanıyorum. O zaman böyle uçarcasına yürürdüm, koşardım, şunu yapardım, bunu yapardım. Bunları hatırlarsam ve kendimi o düzeyden algılarsam ne olur? Hüzün verir değil mi insana? Ya işte ne günlerdi. Bak ne diyor? Eğer bu perspektiften bakarsan hayata mutlaka hüzünleneceğin o kadar çok şey göreceksin ki. Çünkü neden? Çünkü baktığın şey geçici olan bir şey. Baktığın şey değişken bir şey. Sen buraya bakarak kendini bunlarla tanımlarsan her zaman hüzünleneceğin bir şey bulacaksın. Ama ne diyor ayet? Hüzünlenme. Neden? Çünkü Allah bizimle. Yani öz farkındalığına dön. Allah seninle, sen de onunlasın. Oraya bak. Oradan cevap ver. Peygamber nereden cevap veriyor? Oradan cevap veriyor. Benim nereden cevap vermem lazım? Benim de oradan bakıp cevap vermem gerekir. Ha, o hüzünlenen tarafın da farkında olacağım. Mesela ya işte dünyaya böyle seni tanımlayan bir şey olarak baksan, ya işte eskiden şöyle insanlar vardı, seni severdi, arardı, sorardı. E şimdi aramıyorlar. Bak al sana bir hüzünlenecek bir şey. İşte o kadar şey yapıyorsun, kimse kıymetini bilmiyor. Al sana hüzünlenecek bir şey. Ya işte vefa kalmamış. İçinden diyorsun ki Allah hepsinin belasını versin. Neyse ben Allah'a güveniyorum falan diyerek yamultuyorsun orada hikayeyi.
Bunlar hepsi hüzün getirir. Eğer buradan bakarsam altında hep hüzün bulacağım. Ya hüzünün içine saplanacağım ya da hüzünden kaçmak için kendimi işe, güce, meşguliyete vereceğim. Ya da bütün bu hikayeyi fark edip onun üstüne çıkıp gerçek merkezimden bakacağım. Diyeceğim ki Allah benimle, ben de Allah'layım. Ve bu hiçbir şey tarafından değiştirilemez. Bakın, gencim, yaşlıyım, işte insan yaşlanıyor falan filan. İşte eski samimiyet kalmamış falan. Şimdi buradan mı bakacağım yoksa Allah benimle diye mi bakacağım? Tercih sizin. Neyi tercih ederseniz sonucu ona göre şekillenir. Hayatı, yaşadığınız olayların birikimi, kendinizi ve bu yaşadığınız olayların bir araya gelmiş hali olarak düşünüyorsanız, hüzünlenmekten veya hüznünüzü görmek istememek için kendinizi kandırmaktan başka bir çareniz yok. Ama yok, siz böyle bir varlık değilsiniz. Siz bu dünyada bir deneyim yaşıyorsunuz. Ve bu dünyanın deneyiminde bir dualite var. Bir değişim var. Ama siz değişmeyen bir yerdesiniz. Siz değişen bir varlık değilsiniz. Yani Kur'an'ın insanın yaratılışıyla ilgili anlattığı noktaya dönelim. Siz Allah'ın tırnak içinde topraktan, çamurdan şekillendirdiği bir varlık mısınız? Yoksa Allah'ın ruhundan üflediği bir varlık mısınız? Hangisiyiz? Onun için dedim, önce kendimize iman etmemiz gerekiyor. Yani kendi varlığının hakikatine iman etmen gerekiyor. Buna iman etmiyorsan, Allah'a iman sana çok fazla hakiki fayda vermeyecektir. Kendine iman et. Yani Allah'a iman, kendine imanı, kendine iman Allah'a imanı hatırlatmalı. Çünkü bunlar bir paranın iki yüzü gibidir ve iki yüzü de nuranidir. Allah'ı hatırladım, o zaman kendimi hatırladım. Kendimi hatırladım, o zaman Allah'ı hatırladım. O yüzden ayet diyor ki, onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Bakın çok çok önemli bir ayettir bu. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Peki, mefhum muhalif derler buna eski dilde. Yani bunun öbür tarafı nedir? Allah'ı hatırlarsan kendini de hatırlarsın. Ayet diyor ki Allah'ı unuttular, kendilerini de unutmuş oldular. Öbür açıdan bakarsam o zaman Allah'ı hatırlıyorsam kendimi de hatırlamış oluyorum. Kendimdeki Allah'ı hatırlamış oluyorum. Onun üflediği ruhu hatırlamış oluyorum. Veya onu hatırlamaya çaba gösteriyorum. Onu hatırlamaya doğru yol alıyorum. Yoksa kendimi çamurdan, topraktan, anne babanın evlenmesinden, bir araya gelmesinden oluşmuş bir varlığım. Ya öyle bak kendine ya da Allah'ın dediği gibi bak. Nasıl bakmak istiyorsun? Ve bu çok önemli bir ayrımdır. Enel Hak diyebilir miyim? Bakın bir şey demeyin arkadaşlar. Bir şey demekle, ad koymakla uğraşmayın. Bir şeyin kendisini bulun, adını başkaları koysun. Değil mi? Bir şeyin kendisini bulun. Mesela bu nedir? Ne bileyim işte, içiyorum, susuzluğu gideren bir şey. Ya buna su mu diyelim, başka bir şey mi diyelim? Ne dersen de kardeşim, ben anlamam. İsim önemli değil. Kendisi önemli bir şey. Allah sana diyor ki ruhumdan üfledim. Ben burada duruyorum. Kavramlarla uğraşmak da istemiyorum. Ben doğrudan doğruya aslında ayetin hepimize verdiği mesajı hatırlatmak istiyorum. Buna tarih içinde birçok farklı şeyler söylenmiştir. Söylenen şeyler bazen doğru anlaşılmıştır, bazen yanlış anlaşılmıştır. Bunlara bakmayın. Bırakın
birisi Enel Hak demiş. Onu ona bırakın. Allah ne demiş sana? Ruhumdan üflemiş demiş. Tamam, bu sana yeter. Allah diyor ki ruhumdan sana üfledim. Bu kadar. Evet, teşekkürler.